Elbette burada şu tespiti de yapmakta fayda görüyorum. Afrika kıtasının kronik sorunlarının temel sebebi yaklaşık 4 asır boyunca kıtanın tüm kaynaklarını istila eden sömürgeciliktir. Her ne kadar 1960'lı yıllardan itibaren kıta ülkeleri bağımsızlıklarına kavuşmuş olsa da maalesef sömürgecilerin geride bıraktıkları acı mirasın etkileri henüz silinmemiştir. Bugün kıta hala ciddi bedel ödemektedir. Çünkü kolonyalistler yalnızca yerüstü ve yeraltı kaynaklarını gasp etmekle kalmamış. Aynı zamanda kıtanın sosyal, siyasi ve beşeri dokusunu da kökten tahrip etmişlerdir. Kıtayı kendi aralarında pay eden sömürgeciler, sınırları etnik fay hatlarını derinleştirecek şekilde çizerek kabileler arası çatışmaları körüklemişlerdir. Aileleri parçalamışlar. İnsanları göçe zorlamışlar. Arazileri yağmalamışlar. Günde 16-17 saat köle gibi çalıştırdıkları işçilere ücret yerine alkol vermişlerdir. Çalışmak istemeyenleri ya da en ufak bir itirazda bulunanları ise katletmişlerdir. Biliyorsunuz ben hemen her yıl Afrika'yı birkaç ülkesi ziyaret edilmek suretiyle dolaşıyorum. Cumhurbaşkanı ve başbakan olarak görev yaptığım süre zarfında 23 Afrika ülkesini ziyaret ettim. Kimi ülkelere birkaç kez gittim. Her bir Afrika ülkesinde benzer dramlara, benzer insanlık dışı hikayelere, yürek burkan hadiselere şahit oluyoruz. Bugün bize her fırsatta demokrasi, hukuk ve insan hakları dersi vermeye yeltenenlerin Afrika'da nasıl bir enkaz bıraktığını bizzat yerinde gördük, görüyoruz. Asrın başında Namibya'da, Kongo'da, daha yakın tarihte Ruanda'da milyonlarca insanın nasıl katledildiğini, nasıl soykırıma tabi tutulduğunu çok iyi biliyoruz. Batılı ülkelerin bugün zevkini sürdükleri refahı kime borçlu olduklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Şatafatlı binaların, şık kaldırımların altında kimlerin canının, kanının, alın terinin olduğunu bizler gayet iyi biliyoruz. Her ne kadar onlar unutturmak istese de biz bu karanlık ve kanlı tarihin unutulmasına asla izin vermemeliyiz. Afrikalı mazlumların gözyaşı ve sömürülen emeği üzerine inşa ettikleri medeniyetlerinin gerçek yüzünü ifşa etmeyi sürdürmeliyiz. Kıymetli dostlarım, Afrika bugün daha çok sorunlar, sıkıntılar, açlık ve hastalıklarla gündeme geliyor olsa da 21. yüzyıla damgasını vuracak olan kıtadır. Açık ve net söylüyorum. İnşallah güç şimdi Afrika'da toplanmaya başladı. Şu an dünyanın ekonomik, ticari, beşeri anlamda en dinamik, en canlı, en mümbit kıtası Afrika'dır. Hiçbir güç bu potansiyelin harekete geçmesine mani olamayacaktır. Özellikle halen Afrika kıtasını kendi arka bahçeleri olarak gören müstemlekeciler kıtanın yükselişine, gerçek anlamda bağımsızlığını eline almasına çelme takamayacaklardır. Bu süreçte Türkiye tertemiz tarihiyle, değerleriyle, adaletiyle, insana kıymet veren bakış açısıyla Afrikalı kardeşlerinin yanında olmayı sürdürecektir. Her geçen gün Türkiye ile Afrika'nın dostluğunu perçinleyecek gücüne güç katacaktır. Ben bu tür kongrelerin
sorunların çözümü yanında Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki işbirliğini daha da derinleştireceğine, karşılıklı tecrübe paylaşımına fırsat verdiğine inanıyorum. Tabii az önce kardeşlerim de söyledi. Dünya beşten büyüktür. Evet, dünyada şu anda 196 ülke Birleşmiş Milletler üyesi olarak aslında güçlerinin farkında değil. Dünyayı öyle efsunladılar ki şu anda 5 daimi üye, 15 geçici üye, o 15 geçici üyenin hiçbir yaptırım gücü yok. Ama bir lütufta bulunur gibi seni geçici üye yaptık diyorlar. Hepsi de bir yarışın içine giriyorlar. Ya biz de geçici üye olduk. Hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Yaptırımı yok. Her şey o 5 üyenin bir tanesinin dudağı arasında. Hayır dediği zaman iş tıkanır. Ne anlamı var bu işin? Yani 2. Dünya Savaşı'nın şartları şu anda yok. Geçti o işler. Şu anda farklı bir dünya var. Ve bu farklı dünyanın yeniden reforme edilmesi gerekiyor. Eğer demokrasi ise, insan haklarına saygıysa, eğer tüm dünyanın saygınlığı konuşuluyorsa, o zaman 20 ülke diyorsak, dönerli olarak her yıl 20 ülke daimi üye sıfatıyla görev yapmalı. 2 yılda bir bunlar değişebilir. Bunun 20'si birden değişmemeli. 10 tanesi değişir. Diğer onu da ikinci onda değişir. Ve böylece bu 20 üye ülke aynı haklara sahip olarak dünyanın kaderi üzerinde sahip olur. Hak sahibi olur. Ve burada her kıtadan, her inançtan üyelerin olması neyi getirecektir? Adaleti getirecektir. Şu anda her kıtadan yok. Asya var, Avrupa var, Amerika var. Her dinden yok. Hele hele Müslüman hiç yok. Böyle bir şey olabilir mi? Nerede inanç özgürlüğü? İstedikleri gibi Müslümanların kaderi üzerinde oynuyorlar.